Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün normalde LoL videosu çekecektim. Hatta oynadım da. Dün de aynı şekilde. Support Zyra oynadım. Ama videolar istediğim gibi olmadı. Yani 6-7 tane video çektim. Yani hepsini kazandım, bir tanesini kaybettim sanırım. Evet, bir tane kaybettim ama ya ses kalitesi sıkıntı oldu falan. Hep bir sıkıntılar çıktı o yüzden. Tekrar League of Runeterra videosu çekeyim dedim. Şu an yapabilecek hiçbir hamlem yok. Yani bu kart hayali olduğu için çektiğim zaman bir sonraki tur geri gidecek elimden. O yüzden pas geçiyorum. Büyü manamı doldurmuş oldum. Şimdi ne yapabilirim diye düşünüyorum. Sırılgan olduğu için bu kartı gönül rahatlığıyla oynayabilirim. Eğer sırılgan bir birim alırsa da geri gönderirim. Evet, almadı. Şöyle vuralım. Şimdi bunu geri gönderirsem ona iyilik yapmış olacağım. Bir birimini göndermeme, ama şimdi bir sonraki tur direkt all-in yapıp saldıracak bana, 3, 4, 6, 7, 8 hasar olacak. O yüzden ben bedellerine bir bakayım. 1, 2, 2, bunu geri gönderebilirim. 1, o da 0 zaten. Ama ben bunu göndermek istiyorum. Çünkü bir sonraki tur direkt all-in yapıp saldırmasın. 8 canım kalacak. Ya sorun değil aslında, çok fazla kart çekti. Elinde kart az kaldı. Yani o 8 hasardan sonra muhtemelen bana bir şey yapamayacak ama ben risk almak istemedim. Çok güzel İlhan Veren hocanın gelmiş olması. Evet, dediğim gibi all-in yaptı. Yani 10 canımı bırakmış olması bir şey değiştirmiyor aslında. Ben şöyle Yasuo'yu güçlendirmeye yönelik hamle yapacağım. Ve bunu da çekeceğim ihtiyarı. Yasuo biraz daha güçlenecek. Yerdeki bütün kartlarım güçlenecek. Şimdi 5. tura mı geçtik? Evet. Yani keşke 6. tur olsaydı diyorum şu an. Şöyle yapacağım. İlhan Veren Hoca'yı geri göndereceğim. İlhan Veren Hoca'yı geri çekeceğim. Sessiz Gölge Kahin'i biraz daha güçlendireceğim. Ya vurabileceğim maksimum hasara ulaşmak için yapıyorum bunu. Yasuo'yu da güçlendirebilirdim ama şu an acil olarak hasar vurmam gerektiği için 5-9 hasar vuracağım ve canını 8'e düşüreceğim. Hayır be. Ha, okey. Sıkıntı değil. Kendine yapmış büyüğü. O yüzden. Ha, bir sonraki tur gene bana all-in yapacak. Yani şu ikisini engellesem 10 hasar çıkmaz zaten oradan. Gerçi 3 tane kartım olacak. 3 tane birimini engelleyebilirim. Elimdekileri kaybederim ama onun sıkıntısı olacak. 4 tane kartı var elinde. Pas geçiyorum bu turu. Yani yapacak bir şeyim yoktu zaten. Şimdi gene all-in yapıp saldıracak. Büyü yaparsa yatsınmam var, o yüzden rahatım. Evet, tahmin ettiğim gibi. Şimdi şöyle yaparsam, hayır böyle yapmayacağım. Ya bu iki birimi öldürürüm ama 9, 10, 12 hasarı var şu an. Yani engellesem 5, 8, 9 hasar vuracak, 10 canım kalacak.
Yani o yüzden şöyle minimum hasar oynayacağım. Elimdeki bütün kartlardan olacağım ama bir yerden bir kart çekelim. Yasuo'ya bariyer verip. Güzel. Bu kartı da alıp Yasuo'yu biraz daha güçlendireceğim. Bir sonraki tur Yasuo'yu çekip onu rahatlıkla. Yasuo'm da şu anlık çekmeme gerek yok Yasuo'yu. Bunu da çekeceğim. Büyü manası doldurmayacağım. Daha sonraki tur 7. tur. Evet. Eklem bacaklı gözcüyle Yasuo'yu çekebilirim. Yani bunu yapması çok sıkıntı değil. Yasuo'nun sonuçta onu her halükarda yok edecek. Karşısına koyarsa. Çok birim kaybettim, çok can da kaybettim ama toplayacağım. Yani sessiz gölge kahinini çekebilirim ama ben Yasuo'yu çekmekten yana oynayacağım. Bunu koyarsa Yasuo'nun karşısında bunu direkt öldürürüm. Ama şu ikisinden birini koyarsa bunu şey yapacağım. Şimdi sorguluyordur neden böyle bir hamle yaptığımı. Sadece Yasuo'yu da çekip. Yani şu an yapabilecek hamlesi yok büyü dışında. Büyü yaparsa da durdurup Yasuo'yu çekmekten vazgeçebilirim. Ama çok fazla düşünüyor. Pas geçti, güzel. Şimdi şu şekilde Yasuo. Zaten bariyeri de var Yasuo'nun. Şu an elindeki kartlar benim elimdeki kartlardan fazla ama yine de bir işe yaramayacak. Kendi birimini öldürüp canını iyileştirmeye oynadı. Ben yine bir all-in yapacağım. Bunu koymasam. Aynen koymayayım. Elimde bir birim olsun. Yani şu an çok riskli bir oyun oynuyoruz. Oynuyorum yani. Evet büyü yaptı. Muhtemelen Yasuo mu yaptı büyüyü? Umarım sersemletme falandır. Savaşan tüm birimleri gölge Onyx'ın büyüsüydü sanırım ama. Şu an heyecan yaptım. Anladım. Yani çok böyle sarsacak bir şey yapmadı beni. Zaten o birimim karşılamıyordu. Bir sonraki turda elime vereceği kart önemli. Yani şu an o gene 6 kart yapıp saldırmaya oynayabilir. Umarım şu an bir kart çeker. Bir kart çekerse çok işime gelir ve çekmedi. Gerçekten. 6 canım var. 3. 11. Yani şu ikisini engellesem yetiyor aslında. Çünkü bunun hasarı çok fazla. Şöyle. Bunu da buraya koyup. Bunu geri gönder. Yapacağım. Şimdi bunun karşısında 2, 4, 5 vuruyor tamam. Bunun karşısında bir şey olmayacağı için bu saldıramayacak buraya. Evet bir can da kaldım. Şöyle. Nabori haydutunu da çağıracağım. Bir sonraki elimdeki kart sayısı fazla olsun diye. Daha sonra sessiz gölge kahinini bir sonraki tura alacağım. Evet arkadaşlar videoyu kesmek zorunda kaldım az önce. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yani yaptığı hamle güzel ama bana şimdi ben elindeki bütün şeyleri sersemleteceğim. Güç değeri 4'ten az olanları.
Pas geçecek muhtemelen. Büyü yaparsa yatsımayı kullanıp bunu kullanmayacağım ama. Umarım pas geçer. Büyü yapmaz. Şu an çok rahat yeneceğimi düşünüyorum. Bu tur sayesinde onu. Evet, pas geçti. Ben büyünün yavaş mı, hızlı mı, anlık mı olduğuna baktım. Şimdi direkt saldırabilirim. Yasuom seviye atladı. Bu da çok iyi oldu. Şu an 8 hasar vuracak Yasuo bütün sersemlenmiş birimlere. Hiç beklemediği bir hamle oldu onun için. 3 tane birimi var ve benim 6 birimim var. Yasuo'yu karşılayacak muhtemelen. Şu an bir kart çekebilir yerden. 4 birim koyar karşıma. Ama sorun değil. Ben 7 hasarımı her halükarda vuracağım. Ve birim kaybetmeyeceğim. İşin güzel tarafı o olacak. Yani şu üçünü kaybedebilirim. O yüzden bunları oynamasam da olur aslında. Tüm birimlere 2 hasar verecek. Ya kendi örümceğini öldürecek. Benim de 2 birimim ölecek. Ama bir birim öldü. Benim 2 birim öldü ama bu sorun değil. Ben yine şu an çünkü karşıma koyacağı bütün birimleri öldüreceğim. Şu ana bir güle güle diyelim. Bir candan comeback'imiz de hayırlı olsun. Yani 7 hasar alacak. Ve benim bir birimim ölecek. Bu birim yere dönecek zaten. Yasuo direkt bunu öldürecek. Evet, 2 canı kaldı. Bir sonraki tur onda, ondan sonraki tur onu yeneceğim. Ben görebiliyorum. Evet arkadaşlar, videoyu yine kesmek zorunda kaldım. Ne yazık ki ablam bir türlü rahat bırakmıyor beni. İşte aile evinde yaşamak çok sıkıntı. Bu sene aile evine geçtim. Evet. Tüm birimleri öldürme büyüsü yaptı ve elindeki manayı bitirdi. Güzel kardeşim. Sana bir hoşça kal diyelim artık ya. Video çektiğimi söylediğim için ablama sürekli beni rahatsız ediyor. Evet, güzel kardeşim. Vur iki... Aa, hayır, vurma iki hasar. Bir dakika. Evet. Muhtemelen yapacak bir hamlesi kalmadı onun. Şimdi de yendim. Çok rahat bir şekilde. Çok rahat olmadı aslında ama olsun. Tamamen keyfi oynuyorum artık. Yani iki tane sıyrılan birimim var ve teslim oldu. Evet, bu video çok uzun olmadı arkadaşlar. O yüzden bir video daha, bir oyun daha oynayayım dedim. Yani oynayacağım daha doğrusu. Diğer videoda görüşürüz. Ya Allah aşkına siktir ol git şuradan ya. Bütün dikkatimi dağıtıyorsun, konsantrasyonumu bozuyorsun, videoyu çekemiyorum. Ne kadar dikkatimi dağıtırsan o kadar video geç gelir. Geç yerleştirir makineyi. Öyle. Evet. Evet, az önce kesmek zorunda kaldım arkadaşlar. Arkadaşlar Ya karşınızda. geri zekalı. Yeniden merhaba. Şimdi ikinci videoya girdik. İki tane yatsıma büyüsü verdi. Ya bu kadar erkenden vermesi çok hoş değil. Keşke saldırsaydım az önce. Dikkatim biraz dağınık. Şey yapamıyorum. Ben bunu çekeceğim. Şimdi saldırdığım zaman rakibin Nexus'una da bir hasar vurduğu için
3 hasar yemek istemiyorum. Ya onun kartı ölecek ama zaten hayali bir kart ve her hayali birim geldiğinde geri gelecek. Çok şey olmayacak yani. Bir şey kaybetmedi o. Ben kaybettim ama. Şöyle bir 3 hasarımızı temizinden vuralım ona. Ve büyü yaptı. Yatsıma yaptıysa ben de onu yatsırım diyecektim. Yaptığı büyü ne olursa olsun. Ben de yatsıma kullandım. Hadi evin aslan. Ya sanırım şu an böyle server ayrımı yok bir şeyde oyunda. Yani yabancılar falan da geliyor yani, Avrupa'dan falan. Ya sanırım Avrupa serverı ve diğer serverlar o şekilde dağınık. TR serverı yok yani, öyle diyebilirim. Şimdi Zed ile bana saldıracağı için Zed'in karşısına direkt bariyerli bir şekilde bunu koyacağım. Manam bitti ama. Onun da yani büyüsü varsa sence 3 manalık bir büyü yapabilir ya da 3 manaya kadar diyeyim. Şu an korktuğu için saldırmıyor. Yani bariyerimin boşa gittiğini düşünüyor. Ve boşa da gitti, eğer saldırmazsa boşa gidecek. İlginç saldırdı. Bunu kullansam mı diye düşünüyorum. 6 hasar yiyeceğim. 14 düşeceğim. Kullanmayacağım. Zed'in ölümü bitti. İlginç. Ya ben olsam yapmazdım bu hamleyi. Gerek yok şampiyonumu öldürmeye. Pardon arkadaşlar. Manam yok ve gölge suikast için öldü. Ama sorun değil, elimde bir tane daha var. Boşu boşuna mana harcamış olduğunu. Ben şöyle bir sıyrılgan birimi olabilir. İonya var çünkü. Yani sıyrılgan birimler Piltover'da ve İonya'da var diyebiliyorum. Beş hasar vuracağım eğer bir sıyrılgan... Evet, sıyrılgan birim yok. Güzel. Şuna da karşısına bir şey koyamıyor. Bu karşılayamaz bir birim. Çok temiz bir hasar vuracağız. Yani 4, 7, 8 hasar. Yapabilecek hamlesi yok, evet. Az önce de çünkü şey atmıştı. Şimdi kötü kısmı işin. Bir hayali birimi olan bir birim çağırdığı zaman, ya da hayali bir birim. 2 tane köpek balığı gelecek, evet, Hecarim. 4 tane hayali birim gönderecek. Ben Hecarim'i geri göndersem, evet. Hayatın gerçekleri. Üzgünüm Hecarim. Hecarim bu arada LoL'de çok sevdiğim bir karakter. Ama geri çağıramıyor. Bir sonraki tur ilan veren hocayı geri göndereceğim. Nabu'nun casusunu çekeceğim. Sonra ilan veren hocayı tekrar geri çekeceğim. İki, dört, altı, yedi, sekiz hasar. Keşke öldürmeye yetseydi hasar. Ama şöyle karşılayamamasını sağlayacak şu eklem bacağı çekebilirim. Evet, Hecarim'i çekti yine. Ama Hecarim beni karşılayamaz. Şöyle eklem bacağı verelim. Şimdi bir kart daha çeker diye düşündüğüm için çekmedi. Yani Hecarim'i sersemletip hadi güle güle diyeyim artık.
Yani yatsıması varsa kullanabilir ama teslim oldu zaten. Bir video daha, ya bir oyun daha oynayacağım arkadaşlar. Hemen bir sonraki oyuna geçelim. Evet, üçüncü oyunla karşınızdayım. Burada değişiklik yapmayacağım. Çünkü zaten bedelleri düşük elimdekilerin. Muhtemelen şimdi gene ucuz bir şey vardı. Sevdiğim bir karakteri vardı. Bir el sallayalım City Hunter'ı. Sallayamadık. Ben sana temizden 3 hasarı vurmak istiyorum. Keşke bunu da çekmiş olsaydım. Şimdi çekmemin çok bir manası yok ya. Yani büyü manam da olsun. İhtiyarın gelmesi güzel oldu. Elimdeki 3 kartı da güçlendirecek. Direkt ihtiyar çekeceğim. Başka bir şey yapmama gerek yok. Aa, artık var. Sıyrılgan birimim yok ama. 3 hasar yiyeceğiz. Umarım buna bir büyü yapıp güçlendirmez. Yapmadı. Güzel. 3 hasar vursun. Şimdilik. Benim başkasına yaptığım hamleyi o bana yaptı. İşte bu bana çok koyuyor. Benim taktiğimle bu beni vurmaları. Yordle kılıç ustasını bayağı güçlendirdim şu an. Çok işime yarayacak. Şimdi bunu çekiyorum. Yatsımaya ya da gölge geçişine mana bıraktım. Herhangi bir büyü yaptığı zaman karşılamak için. Ya da yoruluklu çustasını öldürebilecek bir şey hamle yaptığı zaman onu gönderip bir gölge koymak için yerine. Gönderdiğim zaman bütün değerleri düşecek. Birimleri geri gönderdiğiniz zaman yaptığınız buffların şeyi gidiyor. İlk haline dönüyor yani. Şöyle bütün elimdeki kartlarla saldıracağım. Telefon çaldı da. Yani her türlü 3 hasar yiyecek. Eğer bunu da koyarsa koymadı. Hasar yemeye razı oldum. Onu öldürmesi benim için bir problem değil. Şöyle ilham veren hocayı geri gönderip acaba öyle bir şey yapsam mı bunu güçlendirmek adına? Şimdilik gerek yok. Yani karşılamaya koyup ilan veren hocayı. Kart çekerse yandı. Direkt donduracağım bir birimini. Yani sersemleteceğim ve yoruluk kılıç ustası güçlenecek. Evet, yaptı bunu. Bu hamleyi yapmaman gerekiyordu kardeşim. Şöyle sen bu kartı bir daha kullanma. Bir yatsıma yaparız. Sadece Ionia'sı var, Azize'de var. Şimdi yatsıma kullanabilir onun için. Ben de yatsımayı kullanırım. Ya da ani bir, hızlı bir büyü yaptı. Tamam. Evet. Ya, o işler öyle olmuyor. Ne yazık ki. Umarım yatsıması yoktur. Bir büyü daha yaptı. Aynı büyüyü tekrar kullandı. Şimdi yapabilecek bir hamlem yok. Yani bunun hayali tesirini kaldırıp bunu hayali tesir yaptı. Yani bu birim bir sonraki tur ölecek. Ama yapacak bir şeyim yok. Ama şöyle güzel bir şey var.
Manası bitti. Yani benim elimde bir tane daha var. Yordle Kılıç Ustası. Onu karşılamayacağım. 3 hasar vursun. Ama üzülerek söylüyorum, bir sonraki tur canını okuyacağım. Aslında üzülmeden söylüyorum. Niye üzüleyim? Önce seni alayım. 2, 5 tamam. Yani şu ikisini de kullanmak için hesap yaptım. Hadi pas geç. Pas geç. Elinde çekebilecek bir şey olmasın lütfen. Şimdi şöyle yapacağım. Önce ihtiyarı göndereceğim. Sonra ihtiyarı geri çekeceğim. Yani gölge oluşturacağım ihtiyarın yerinde. 4, ihtiyar 5. Bu da 6 olacak. 6 karakterle direkt saldıracağım. Olduğu gibi all-in yapacağım yani. Hadi be. Pas geç. Çok güzel. Gerçekten çok sıkıcı oynuyor. Bir güle güle diyelim. Sen çok keyfimi kaçırdın benim. Ben de şimdi senin keyfini kaçıracağım. Hadi pas geç. Yani pas geçeceksin. Yani yapacak bir şeyin yok. Olsaydı yapardın şimdiye kadar. Yordle Kılıç Ustamı da zaten hayali yaptım. Yani ağzına vuracağım bunu. Kurtuluşun yok. Hadi sana güle güle. Güle güle aslanım. Ya bu tur olmasa bile, bu tur karşılasa 11 hasar çıkartamayabilirim. Ama bir sonraki tur yapacak hamlesine karşılık verebilirim. Ya mesela 7. tura geçeceğiz. 7 mana verecek. Direkt bunu çekip 2 tane şeyini devre dışı bırakabilirim. 2 tane elemanla. Pardon arkadaşlar. Zed'i çağırdı. Yani istediğini çağırsın. Benim için problem değil. Zed'i niye bu kadar beklettiğini de anlamadım. Çekebiliyorsam madem. Şimdi Nexus'una buradan 2 hasar vereceğim. Bu öldü. Zed'i de öldü. Bütün birimleri öldü ve 2, 4, 6, 10 hasar vereceğim. 1 canı kalacak. Büyü yaptı. Zed'ini bu turluk canını arttırdı. Yani pek bir işine yaramayacak o. Ne yazık ki. Yani bir sonraki tur Zed'i oynarım diye falan düşünüyor da. Yani ben onu direkt bununla durdurabilirim. Sen ağlamaya devam et. Bu kadar ağır oyunla sinirimi bozdun çünkü. Yani hamle şansı tanımayacağım ona. Ha, tamam. Yani 6 manasını buna harcadı ve ben yatsımayla bozdum. Hiçbir şey yapamayacak. Teslim oldu zaten. Evet, çok keyifli bir oyun oldu. 3 tane oyun oldu. 3'ü de çok keyif alarak oynadım. Umarım siz de keyif alırsınız. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.